Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Hem öğrencilerimizi, üniversite öğrencilerini yakinen ilgilendiren bir haberi öncelikle paylaşmak isteriz. Yükseköğretim Kurumu YÖK'ten bir açıklama geldi ve özellikle de üniversite öğrencilerine banka hesaplarınızla ilgili işlemler yaparken geleceğinizi yakmayın şeklinde bir uyarıda bulundu. Çok önemli bir uyarı. Bunun ne demek olduğunu, kimleri kapsadığını soracağız. Ve karşımızda yayın konuğumuz avukat Mustafa Zafer bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hocam nedir bu mesele? Yani aslında YÖK'ün burada öğrencilere esas uyarısı nedir? Altında ne yatıyor ve ne kadar öğrenci? Bildiğimiz kadarıyla bir rakam var mı? Ne kadar öğrenci kapsıyor? Ali Hanım, şöyle bir giriş yapmak lazım. Bizim mevcut sistemde yükseköğretim kurumlarında öğrenci olan kişi sayımız, yani öğrenci sayımız şu an 7 milyon. Dolayısıyla burada aslında çok büyük bir kişiden bahsediyoruz, tehdit altında olan. Çünkü öğrenciler ailelerinden aldıkları harçlıklarla bir şekilde hayatlarını idame ettiremiyorlar. Ya da o para yetersiz kalıyor ya da bir takım ihtiyaçlarını giderememeleri nedeniyle arkadaş ortamlarında işte bu kiralık hesaplar diye konuşulan ve herhangi bir kişinin söz konusu hesaplar üzerinden gelen parayla çok cüzi bir miktar bu paranın içinden almak suretiyle bu paraların elden ya da kendilerine bildirilen başkaca hesaplara transferinin sağlanması yolu var. Bir Bu şekilde ne demek? Komisyonculuk gibi bir şey mi algılamalıyız? Doğru. Yani size 10 bin lira hesabınıza 10 bin lira para gönderiliyor. Bu 10 bin lira paradan 500 lirasını siz içinden kesiyorsunuz. 9500 lirasını ya onların dediği hesaba ya da elden çekmek suretiyle bankadan işte dedikleri kişiye teslim ediyorsunuz ve bu şekilde kiralık hesap tuzağına düşmüş oluyor öğrenci kardeşlerim. Ama burada asıl dikkat edilmesi Ama şöyle gereken bir şey şu: de var. Birisi bir arkadaşım bana rica etse, hani meblağ çok yüksek değilse, neden yapamayayım ki derim. Altında bir şey aramak gerekiyor mu burada? Ya da neden aramak gerekiyor? Kesinlikle aramak gerekiyor. Bugün siz hesabınızın, yani bankada kayıtlı olan hesabınızı sizden başka birisi eğer kullanmak istiyorsa bunun bildirimini bulunmak zorundasınız. Kime bu bildirimde bulunmak zorundasınız? Bir, başta bankaya bulunmak zorundasınız. İki, masa başvuruda bulunmak zorundasınız. Burada şüpheli gördüğünüz işlemlerin tamamını da savcılığa, kolluğa, yani emniyete bildirmek zorundasınız. Burada çok büyük bir sorumluluk var. Yani bizim aslında gidip bankaya bir kimlik ibrazıyla açmış olduğumuz, çok kolay zannettiğimiz o hesabın hukuki sorumluluğunun ciddi boyutları var bizim hukuk dünyamızda. Burada neden bu şey önemli? Şundan dolayı önemli. Bizim 5549 sayılı suç girilerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunumuz var. Ne demek bu? Hani biz sürekli işte kara parayla mücadele, kara parayla mücadele diyoruz ya. İşte bu kara parayla mücadele ilişkin bir kanunumuz var. Dolayısıyla siz eğer ki bir kaynağı belli olmayan bir paranın kendi hesaplarınızdan geçmek suretiyle bir terör örgütüne ya da işte dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hizmet ediyorsanız, bunun sizin hayatınızda ciddi sorumluluk doğuracak, hatta sizi yıllarca hapis yatmanıza vesile olacak. Özellikle genç kardeşlerimi uyarmak maksadıyla bunu söylüyorum. Bu özellikle terör finansmanından, dolandırıcılıktan sabıka alınması halinde hayatın daha en başında, yani hayatın bağrında bu arkadaşların bir daha herhangi bir suretle devlet memuru olamaması. Yani biz niye okul okuyoruz? İşte bir meslek edinmek için. Siz o okul okurken bir suça karışıyorsunuz ve o karıştığınız suçtan alabileceğiniz bir ceza nedeniyle bir daha ömür boyunca devlet memuru olamama, kamuda görev yapamama, işte avukat olamazsın, hakim olamazsın, savcı olamazsın, icra müdürü olamazsın, doktor olamazsın, kamuda mühendis olamazsın gibi gibi birçok, işte hemşire olamazsın, öğretmen olamazsın gibi birçok yelpazedeki mesleği siz artık o mesleğin mensubu olamazsınız. Kaldı ki önemli şirketlerde, bizim ülkemizdeki önemli şirketlerde de görev alamazsınız.
Peki çünkü soru niye bu akıllara sizin gelir ya, masanın işi gücü yok mu? Benim hesaplarımı neden ilgilensin, neden incelesin diye düşünmemek gerekiyor değil mi? Yani bir öğrenciyseniz özellikle ben şunu da algılarım mesela, hani daha önceden kredi kartı alırken ya da kredi çekerken birilerine kefil olunurdu. O ödemezse borç tamamıyla kefil insana kalırdı, kefile kalırdı. Ama burada öyle bir durum da söz konusu değil. Kefil ödemek zorunda kalır, ödemezse onun da hesapları kara listeye, bankaların kara listesine düşer. Yarın öbür gün ev, araba alırken kredi çekmekte zorlanır. Ama bu böyle bir şey de değil. Tamamen hayatını etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz burada. Şimdi Aleyna Hanım, sizin bahsetmiş olduğunuz bu herhangi bir şekilde kefalet ilişkisinden kaynaklı borçlanma sonrasında hakkınızda bir icra takip başlatılması ya da hakkınızda banka tarafından bir alacak davası açılmasının hüküm ve sonuçları sadece hukuk davasının neticelerini doğuruyor. Ne demek istiyorum? Yani sizin bankaya borçlu olmanız ve borcunuzu ödeyememeniz bizim hukuk dünyamızda sizin adli sicilinizde yani sabıka kaydınızda etkileyecek bir unsur değil. Siz yine devlet memuru olabilirsiniz. Ancak burada kiralık hesapların kullanılması halinde bu durumdan özellikle terörün finansmanı ya da dolandırıcılık gibi bir suça hizmet ediyorsanız bilmeden, işte o zaman buradan alacağınız cezayla siz artık geleceğinize müdahale edilebilecek o kadar büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ki, işte bu noktada zaten genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin uyarılması lazım. Evet, kesinlikle. Peki şunu da soralım hemen. Üniversite öğrencilerinin hesaplarını kiralatma diyoruz ya. Ne şekilde gelebiliyorlar? Ne diyorlar da geliyorlar? Böyle bir işte hani davayla ya da durumla karşılaştınız mı şimdiye kadar? Ne şekilde yanaşılıyor? Arkadaş ortamında mı? Yoksa birileri aracı mı oluyor? Nedir buradaki durum? Burada aslında tabii yani bu gençlerin içine sızan bu kötü niyetli kişiler şunu diyorlar. Bizim hesaplarımızda bloke var. Ben bankaya olan kredi kartı borcumu ödeyemedim ya da vesaire işte çeşitli haciz işlemlerine maruz kaldım diyerek gençleri aslında kandırıyorlar ve diyorlar ki benim hesabıma para gelecek, işte 10 bin lira memleketten ailem para gönderecek ya da 5 bin lira para gönderecek, ancak gönderemiyor, hesabım blokeli olduğu için kardeşim senin hesabına diyor para gönderebilir mi? Siz de bu insanları bildiğiniz için güveniyorsunuz, ancak öyle ki kiralık hesap diye bugün internette özellikle X'te ya da farklı platformlarında kiralık hesap hashtag ile girdiğinizde sizin hesabınıza para gönderilsin, uygun bir komisyon karşılığında bu parayı da bizim söylediğimiz hesaplara gönderin diye bunu geçim haline getiren bir takım insanlar var. İşte buralardan kesinlikle uzak durmak lazım. Çünkü buralarda gerçekten kaynağın neresi olduğu belli olmadığından inanın yıllarca sürecek yargılamalar sonrasında bir gencin bütün gelecek hayali suya düşebilir. Bak, çok tehlikeli. Peki ben çok iyi niyetliyim ve hani arkadaşıma da böyle bir yardımda aslında bulunmak istiyorum. Memleketinden, ailesinden bir para geliyor. Bu açıklama kısmına özellikle bir şey yazdırmak gerekiyor mu? Yani yarın öbür gün beni bu hukuksal anlamda kurtarabilecek bir durum mu? Şimdi bizim hukuki anlamda herhangi bir kişinin bizim hesabımıza para göndermesi halinde açıklama kısmında bir şey yazmamasını Yargıtay tarafıma daha önceden bu kişinin borcu vardı ödemiş olarak kabul ediyor. Ancak burada söz konusu parayı gönderen kişi gerçekten bir öğrencinin ailesi olmadığından, yani dolandırıcılık işlemini yapan yahut bir terör örgütünün finansmanının sağlanması noktasındaki kötü niyetli kimseler tarafından bu para gönderildiğinden, daha doğrusu gönderilmesine vesile olduğundan, o parayı sizin hesabınıza gönderen gerçekteki kişi de işte o dolandırıcıların tuzağına düşmüş olduğundan, sizin IBAN numaranızı savcılığa şikayette kullandığında muhatap olarak siz çıkıyorsunuz karşılarına. Gerçekte bu dolandırıcılık eyleminin tarafı olan kişiler ortada yok. Evet. Onlara zaten ulaşılamıyor. Çünkü onların kullandığı telefon hatları bile muhtemelen başka birilerinin üzerine kayıtlı. Zaten devlette resmi olarak görünen IBAN da sizin üzerinize kayıtlı. İşte bu yüzden başka birisinin yapmış olduğu suçta sizin hesabınızın kullanılması neticesinde sanki siz onunla beraber bu işleri müştereken
yapıyormuşçasına ceza alıyorsunuz. O yüzden burada zaten biz müşterek faillikten ceza veriliyor ekseri böyle bu tarz durumlarda. İnanın o kadar kötü bir durum ki bu bankacılık sistemiyle söz konusu suçların işlenmesi halinde yani eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde Aleyna Hanım 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla siz 4 yıldan 10 yıla kadar bir hapis cezasıyla cezalandırılacak bir yargılamanın içinde olmanız zaten sizi manevi olarak ciddi anlamda çökertiyor. Bir de söz konusu yargılama sonrasında bir ceza alınırsa işte ondan sonra yandı gülüm keten elva. Bu arkadaş bu vakitten sonra Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden en iyi dereceyle mezun olsun. Ne yazık ki artık sabıkasında bir suç kaydı olacağından kesinlikle devlet memuru olma ihtimali yok. Hatta iyi şirketlerde yani sizi işe başlatırken nasıl bir sağlık raporu alınıyorsa aynı şekilde adli sicil kaydı isteyen herhangi bir şirkette çalışması dahi mümkün değil. Düşünsenize yani o kadar emek veriyorum, ailem benim için bu kadar emek veriyor. Sadece bir hesap hareketiyle neredeyse hani gerçekten geleceğimi yapmış oluyorum. Peki hiç mi kurtulma durumu yok ya da kurtulmak için ne kadar gözü açık olmak gerekiyor? Anladık belki, bu durumda ne yapmak lazım? Burada şunu yapmak lazım. Yani masanın üniversitelere gönderdiği o afişlerde yazıyor. Bir kere yakın arkadaşınız dahi olsa, yakın arkadaşınızın ailesinden geleceğini bilseniz bile kesinlikle bu hesapları kullandırmamanız lazım. Bu bir. İkincisi, biz yani herhangi bir surette tanımadığımız, özellikle sosyal medyada tanıştığımız, yani X'te ya da Instagram'da, sosyal medyada herhangi bir platformda tanıştığımız bir insana hiç güvenmememiz lazım. Çünkü en azından burada hani sınıftaki bir sınıf arkadaşının ailesinden gelebilecek olan parayı bir şekilde belki adliyede hakime anlatabilirsiniz. Ancak bir sosyal medya platformunda özellikle kiralık hesapların kullandırılmasının bu kadar revaçlı olduğu bir süreçte siz bunu hiçbir şekilde bir mahkemede anlatamazsınız. Bunun izahı yok ve dolayısıyla böyle çok ciddi bir cezayla cezalandırılmanızın mümkün olabileceğini söylüyoruz. Bu yüzden özellikle sosyal medya platformuna tanışan insanlara bir şerh konulmalı ve bu insanlardan özellikle sizin hesaplarınıza para gönderelim, siz de oradan onun içinden 500 lira alın, 1000 lira alın, kalanı da şuraya gönderin, buraya gönderin gibi talepleri kesinlikle reddetmek gerekiyor. Yani riski dağıtıyorlar. Peki bunun bir tabanı var mı? Yani şu kadar fiyatın altındaki çok da masanın gözünü korkutmuyor ama işte şu meblağın altında ya da üstünde olursa kesinlikle takibe düşersiniz denilen bir rakam var mı? Öyle bir rakam yok. Burada bu kötü niyetli kimseler tarafından gerçekle dolandırılan, yani sizin hesabınıza o para gönderilen, dolandırılan gerçek kişi var ya, o gerçek kişi sizin hesabınıza 1 TL bile para göndermiş olsa, 1 TL, 1 lira bile para göndermiş olsa, o 1 TL'nin hesabınıza geçmesinin hesabını vermek zorunda kalırsınız adliyelerde. Dolayısıyla ya benim hesabıma 3 bin lira geldi, 5 bin lira geldi, 10 bin lira geldi, ne olacak ki bu paradan dememek lazım. Suç 1 TL olsa da suç, 1000 lira olsa da suç, 10 bin lira olsa da suç, 1 milyon lira olsa da suç. Bu kadar kolay aslında bakmak gerekirse. Çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isteriz. Ben teşekkür ederim. Burada özellikle suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olan yerden ayrı bir ceza alıyor bu genç arkadaşlar, almak ihtimalleri doğuyor daha doğrusu. Ayrıca o gelen paranın kaynağına göre, yani bu bir dolandırıcılık işleminden geldiyse, örneğin hep söylüyoruz, araba satarken, araba alırken dikkat edin, arabayı aldığınız kişinin hesabına parayı gönderin diyoruz ya. Arabayı aldığınız kişinin hesabına para gönderin derken aslında şunu söylüyoruz. Biz bir mal alırken o malı biz ancak o malın sahibinden alabiliriz Aleyna Hanım. Evet. Biz malın sahibi Mustafa iken biz malı Mehmet'ten alamayız. Mehmet vekaleten bize satış yapsa bile
bizim parayı Mustafa'nın hesabına göndermemiz lazım. İşte biz burada Mustafa'nın hesabına göndermemiz lazımken aracın sahibi eğer Mehmet'in hesabına parayı gönderiyorsak işte burada da dolandırılıyoruz. Dolandırılma ihtimalimiz var. Hem de çok güçlü bir ihtimal var. Bugünlerde bu çok ciddi bir şekilde arttı. Lütfen bir şeyi alırken, satarken gerçekten o ticareti yaptığımız kişinin hesabına o parayı gönderelim. Ve açıklamasına da araba alıyorsak işte 34 şu 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 plakalı aracın ödemesidir diye gönderelim. Ve de ruhsatın sahibine gönderelim. Keza ev alırken de yine şu ada, şu hafta, şu parselde kayıtlı dairenin sahibi kim? Meskenin sahibi Mustafa Zafer. Mustafa Zafer'in IBAN numarasını o parayı o açıklamayla gönderelim. Bir de bizim hesaplarımızda özellikle bu kiralık hesap dolandırıcılığındaki asıl kurgudaki tanımadığımız kimselerin hesabından tarafımıza bir para gönderilmesi halinde eyvah ben aha, çok süper zengin oldum gözüyle buna bakmamalı eyvah diyerek o parayı aynen geldiği hesaba iade etmeniz gerekiyor ki yarın öbür gün burada bahsettiğimiz dolandırıcılık, terörün finansmanı, hırsızlık, yasa dışı bahis gibi suçların cezalarıyla muhatap olmamak için bunlara ayrı ayrı dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gerekiyor. Katkılarınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim, iyi yayınlar. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.